Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, Özel Esencan Hastanesi Göz Hastalıkları Biriminden Doktor Hüseyin Şimşek. En iyi akıllı mercek hangisidir? Akıllı mercekleri kimlere uyguluyoruz? Akıllı mercek ameliyatı kimler için uygun değildir? Akıllı merceklerde beklentimiz ne olmalı? Katarakti olan hastalarda katarak ameliyatıyla beraber akıllı mercek uygulamaları yapıyoruz. Katarakti olmayıp gözlük takmak istemeyen hastalarımızda da akıllı mercek uygulamaları yapabiliyoruz. Akıllı mercek ameliyatlarını genellikle 40 yaşından sonra yapmayı tercih ediyoruz. Ama nadiren 40 yaşının altında da uygulamalar yapabilmekteyiz. Hangi hastalara yapıyoruz genellikle? Yüksek gözlük numarası olan hastalarda, diğer refraktif düzeltmelerden fayda görmeyen hastalarda 40 yaşının altında da akıllı mercek uygulamaları yapılabilmektedir. Gözünde problem olan hastalarımız, özellikle bu akıllı mercek bilinirliği arttıkça, medyada işlenmesi arttıkça göz problemi olan bütün hastalarımız bu akıllı mercek ameliyatıyla göz problemlerinden kurtulabileceğini zannetmektedirler. Akıllı mercek ameliyatıyla biz gözde hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarından kaynaklanan problemleri düzeltiyoruz. Onun dışındaki problemler için başka tedaviler uyguluyoruz. Her göz akıllı mercek için uygun değildir. Özellikle optik sinirinde, retinasında problem olan hastalarımızda akıllı mercek ameliyatı için uygun değildir. Diyabeti olan, glokomu olan, doğuştan retina problemleri olan hastalarda akıllı mercek ameliyatları yapmıyoruz. Farklı dizaynlarda akıllı mercek üretimleri var. Bazı akıllı mercekler uzağı daha iyi gösterir. Bazıları yakını, bazıları da orta mesafelerde daha pozitif katkılar sağlayabiliyor. Burada hastanın işine göre, yaptığı işe göre doktoruyla değerlendirerek karar verilmesi gerekiyor. Çoğunlukla hastalarımızın düştüğü hatalardan bir tanesi de pahalıysa iyidir anlayışıdır. Akıllı mercekler maalesef pahalı teknolojiler. Gözünüze hangi akıllı mercek uygundur? Bunu doktorunuzla muayene sonrasında değerlendirmeniz gerekmektedir. Akıllı merceklerde amacımız bizim gözlüğe bağımlılığı ortadan kaldırmaktır. Hastalarımızın %90-95'lik bir kısmında gözlük günlük hayatındaki yaptığı işleri gözlüksüz yapabilmesini sağlamaktayız. Çok nadiren hastaların yakın için ve uzak için çok düşük numaralı bir gözlük kullanabilmektedirler. Sonuçta gözün içerisine takılan mercek çok odaklı bir mercek olduğu için özellikle 3 ay bazen 6 aylık dönem içerisinde ışık yansımaları, uzak görmede kısmi bulanıklıklar olabilmektedir. Bir nöroadaptif dönem gerekmektedir. Eğer hasta bunu bir takıntı haline getirmezse çoğunlukla 3 ay içerisinde bu akıllı merceklere alışabilmektedir. Teknolojinin bize sunmuş olduğu bir nimet olan bu akıllı merceklerin gözünüze uygun olup olmadığını anlamak için daha detaylı muayene ve sorularınıza cevap vermek için Esencan Hastanesi'nden bana ulaşabilirsiniz. Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi.